Ne konuşuyorsun sen öyle bakayım kendi kendine yaramaz. Ha, yoruldun mu evladım? Yorulacağız efendim. Ne yapalım? Vazifemiz. Aferin sana. Karnın da acıkmıştır. Acıktı vallahi. İn şimdi evine bir güzel yap kahvaltını. Sağ olun. Kimseden bir şikayet yok inşallah. Yok efendim. Aferin. Böyle olacak işte. Servis tam zamanında. Merdivenler, asansör pırıl pırıl. Tabii efendim, her zaman. Aman evladım, göreyim seni. Bir hasta bugünlerde. Ortağın gelince söyle de üşenmeyin. Bir ara şöyle sabunlu suyla buraları bir güzel temizleyin. Başüstüne. Aferin. Sen böyle dediğimi yap canım al. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Türkiye, Türkiye. Kırmızı beyaz. Ah, efendim iyi günler. İyi günler. Yardım edeyim. Eksik olma Sabri Bey. Ama rica ederim, vazifemi siz mi götürüyorsunuz? Ben. Sevim başı dönebilir, sokakta düşer müşer. Allah göstermesin. Nasıl oldu, biraz daha iyi inşallah. İyi iyi, ne olur ne olmaz. Otursun bir iki hafta evde. Aman aman otursun. Tahlil yaptırdık, raporu da alacağız bugün. Hadi efendim, hayırlısı. Zahmet etme, ben giderim. Ne zahmet efendim, aşk olsun. İnsan komşusuna yardım etmez mi? Buyurun, rica ederim. Haftaya yönetim kurulu topluyoruz efendim, unutmazsınız inşallah. Ben unutmam, benim adım Cemil. Her şeyin farkındayım. Giymişsin yeni imajını da. Giydik efendim, giydik. Cemil bekliyorum bak, bir yere takılmak yok. Hemen geliyorum Sevim. Bekletir miyim seni hiç? Gir içeri, üşütme. Sabri Bey'e yardım ediyor bak. Sağ olsun. Aman efendim ne demek? Şuraya taksiye kadar hiç olmazsam. İyi gördüm sizi maşallah. Fena değil. Ara sıra başım dönüyor ama. Geçecek efendim, geçecek. Haftaya pazara kadar bir şeyiniz kalmayacak inşallah. Taksi! Sevim gir içeri, dinlen biraz. Bak dediğim gibi. Aynen Sevim. Benim adım Cemil. Siz binin efendim. Sağ ol. Gördün mü Sevim? Yönetici dediğim böyle olur işte. Oyumuz Sabri'ye. Siz de sağ olun efendim. Bizim işimiz hizmet, sefa ile. Günaydın efendim. Günaydın. İşe mi koşturuyorsunuz? İşe, Allah kahretsin. Ne oldu efendim, memnun değil misiniz yoksa? Yapamayacağım vallahi, hiç bana göre iş değil. Başımızda bir sürü genç yönetici, insanın ağrına gidiyor vallahi. Vah vah, zor efendim, zor. İyi para veriyorlar diye duydum. Parası iyi de Sabri Bey, bazı işler bu yaştan sonra çekilmiyor. Haklısınız efendim, zor. Ha, Serpil Hanım, haftaya pazar günü toplanıyoruz biliyorsunuz. Ha, biliyorum da Sabri Bey. Ben bu Cafer'in çöp toplama saatinden şikayetçiyim. Nedir efendim? Hemen uyaralım. Erken mi alıyor yoksa? Evet. Biz işimizden 8'den önce dönemiyoruz. Bazen aslı da olmuyor. Derhal efendim. 9'da toplasın bundan sonra. Hatta 10'da. Söylüyorum şimdi. Siz torbanızı güzelce ağzını kapatıp koyun kapınızın önüne. Hoşça kalın. Güle güle. Bu Sabri aslında iyi insan Begül. Şimdi yanağımı okşadı, evladım diyor. Sen de ne safsın? 3 günlük onun iyiliği. Bir yanağını okşadı, hemen kandın. Yok be, böyle vicdansız değil. Adamı karısıyla kaynanası çileden çıkarıyor. Ne çabuk unuttun Cafer, kapının önüne koyuyordu bizi neredeyse. Yok be, çenesine vurmuş onun. Zabıt mabıt bir şey yapacağı yok, huyu öyle. Huyu öyle. Bir seçilsin de sen gör. Vicdansız domuz. Keşke şu adamı seçseler. Bırak Gül. Almandan yönetici olur mu? Bu ne yapacağı belli mi? İlletli bir kadın. Hiç de değil. İşinize gelmiyor tabii kadınlar değil mi? Türkan Hanım da onu destekliyor. Ya bu Türkan Hanım da... iş çıkarmayın başımıza. Şurada rahat rahat elmamızı portakalımızı satıyoruz. Yeni yeni adetler. Bekle, yarın sattırır sana portakalı. Bak ikinci gün belediyeye şikayet ediyor mu etmiyor mu? Sattırır Gül. Hele mahkum. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Bırak şu adamı. Gestapo gibi çıkar başımıza. Hiç öyle bir insan değil, yumuşacık. Bırak Gül. Türkan Hanım'a da söyle. Öyle Alman'dan, Fransız'dan yönetici olmaz. A-
Yani ama de peşinde. Evet, devamlı. Karın mı acaba de? Ne olacak açsa? Yok bir de masaya otur iti. İt değil o baba, Amerikan kokyarı. Amerikalı da olsa it, biz ona it deriz. Neyse canım, it köpek. Yemenize bakın. Giymiş yine montunu şapkasını adam, apartmandakilere caka satıyor. Yaşından başından da utanmıyor, saçını kılı ağarmış. Yeni imaj baba, yeni imaj. Kafayı yemiş. Kendini Helmut Kohl falan zannediyor herhalde. Evet, zavallı. Seçim kampanyasıymış. Neredeyse kapıda durup gelip geçenlere şeker dağıtacak. Sen de bırak şu işin peşini be Ulviye. Başımız derde girecek valla. Nein efendim, bırakamam. Ona öyle bir darbe indireceğim ki göreceksiniz. Vay be, bu ne hırs? Tam Alman hırsı. Bırak baba yapsın. Biz de kafamız dinleriz rahat rahat. Dükkana da gelmez, oyalanır işte. Menopoz, menopoz. Al! Ne dedin? Yırtarım ağzını, terbiyesiz. Ne oldu Davut? Yok bir şey Ulviye. Konuşuyoruz. Hadi ye kahvaltını kalk, iş başı. Gelmeyeceğim, bana ne? Ha? Gelmeyecek misin? Sıkıldım ben işte. Hep aynı iş, hep aynı insanlar. Al! İnsan işinden sıkılır mı? Kalk! Olabilir Davut. Belki çocuğun morali bozuk. Bozuk, evet. Hep iş, iş. Aynı şeyler. Tertipten sıkıldım. Allah Allah. Yavrum, ama Dilek de var. Ondan da sıkıldım. Allah Allah. Olabilir Davut. Olmaz Ulviye. Ne hakkı var bunu sıkılmaya? Parasını veriyoruz, öyle fazla işte yüklemiyoruz. Şımarıklık. Kalk, doğru iş başı. Öyle babaya işler falan yok, patlatırım ben seni. Almanya'ya gönderin beni, anneannemin yanına. Sıkıldım burada. Orada ne güzel kızlar da var, yumuşak yumuşak. Haber verdin mi Adem'e? Verdim efendim, gelecek. Aferin. Aman evladım. Fotoğrafa dikkat et, düşer müşer. Her an gözümün üstünde efendim. Düşürür mü onun için? Türkiye! Türkiye! Millilerimiz için söylüyor amcası, duyuyor musun? Aferin. Evladım, fotoğrafa dikkat et. Başla. Serpil Hanım çöp toplama saatinden şikayetçi. Niye? Neymiş sıkıntısı? Erken oluyormuş onlara. Herkesinki hazır efendim. Bir tek onların keyfi. Alacaksın evladım. Sen bu hafta biraz geç saatte al, ondan sonra bildiğin gibi. He. Tamam efendim. Başla. Öyle olur. Öyle evladım. Biraz esnek olmak lazım bu işlerde. Guten Morgen. Guten Morgen başkanım. Lan. Benim iyi günler. İyi günler. İşe mi böyle? İşe amcacığım. Benim canım hiç gitmek istemiyor ama babam zorla götürüyor. Al. Konuşma, yürü. Tembellik yok aslanım, çalışacaksın. Şimdiki gençlerde heves yok ki gözüm. Ne güzel, hazır iş. Kıymetini bilin evladım, ne güzel. O sana babandan hazır bir iş. Sen de hazır ol amcacığım. Annem sana büyük bir darbe indirecek. Anam. Allah Allah. Karıştırma şimdi annemi. Dubkov, yürü. Söylesin efendim, söylesin, bırakın. Ne demişler, çocuktan al haberi. E'si böyle amcacığım. Hazır ol mücadeleye. Bizim kimseden bir korkumuz yok evladım, çok şükür. Hazırız her türlü mücadeleyi şerefimizle vermeye. Sen ne demek istiyorsun şimdi be? Anlayan anlar efendim. Biz şerefsiz miyiz? Öyle dedi baba. Tüh! Sana tok! Yapma aslanım. Kurban olun Davut Usta. Bırak, bırak gözüm bırak. Bela arıyor bu adam sabah sabah. Bırak Şafir gelsin. Çak baba. Yeter. İki de bir Alman bozuntuları, Alman bozuntuları. Görüyor musun Şükrücüğüm? Öğlene kadar bunların keyfini bekliyor bu masa. Nazan her şeye zam geliyor. Batırdı bu seçim ekonomisi. Ben ne diyorum? Anne. Kim var banyoda? Ablan. Yeni mi girdin? Epey oldu. Söyle çıksın, sınava geç kalıyorum. Çıkar şimdi. Çalıştın mı? Fena değil. Nazan, ne sınavı bu? Ona sorsana Şükrücüğüm yanında. Finaller başladı ya baba. Bir bakabilir miyim şuna? Günaydın de oğlum önce. Günaydın. Günaydın. Peki nasıl, verebilecek durumda mısın finali? Veririm herhalde. Herhalde ha? Emin değilsin yani. Bu işlerde kesin konuşulmaz baba. Tabii canım, sabahlara kadar orada burada gezersen konuşulmaz. Ya baba.
Bugün paranın vadesi doluyor. Getireceğim şirkete borcumu. Orada mısınız? Tamam, oradayız. Getir. Ablan çıktı banyodan. Hadi. Aman iyi. Oğlum atma şöyle gazeteyi. Şükrücüğüm, Bilge sana bir şey söyledi mi? Yok, ne söyleyecek? Bilmem, biraz ağzımızı yokluyor gibi geldi. Ne var acaba gene? Geliyor. Günaydın. 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 Saatler olsun kızım. Günaydın. Oh, sıcak su iyi geldi baba. Üşütme öyle. Bırak anne, kurayım biraz. Kurusun kurusun. Otur kızım, otur. Otur. Baba, Cemler ev mi tutuyormuş? Tutacaklar, arıyorlar. En iyisini yapıyorlar vallahi. Ne o öyle, vesayet altında gibi. Bence de tabii. Sen de düşünüyordun kızım. Düşünüyorum yine babacığım, biraz daha birikim yapabilirse. Bilge, sen babana bir şey söyleyecektin. Aa, sahi neydi? Söyle kızım, söyle. Ha baba, Canım, söyle. Aydın senden bir randevu almak istiyor. Randevu? Olur. Konu ne acaba? Onu bilmiyorum baba, konuşursunuz. Tamam, konuşalım. Ne zaman? Onu da bilmiyorum. Oturun oğlum şurada. Odanız ayrı, her şeyiniz ayrı. Size karışan mı var? Ondan değil anne, arkadaşlarımız falan gelir. Gelsin, biz çıkarız. Çok para oğlum. Ayda 2000 dolara yakın para. Yazık. Eşyalı ama baba. Muhteşem bir manzarası var. Sen hiç hesabını bilmiyorsun. Şu yaşa geldin hala çocuksun be. Bağırmadan konuş Şevket. Bağırtmasın o da insanı. 2 ay sonra işin öyle gerektir diyelim ki çektin gittin Amerika'ya dangalak. Ne yapacaksın? Bastın imzayı da 1 yıllık. Bak beni hiç dinliyorum anne. Doğru söylüyor baban. Ya koyduracağız mı kahveliye öyle bir madde diyorum size. Tamam be, ne yaparsan yap. Konuşulmaz seninle. Hadi ben gidiyorum, geliyor musun? Durun, Özge'yle de bir konuşalım. Ha, gel kızım. Bayılttı bizi kocan. Ev sorunu mu? Evet. Öyle bir sorun yok kızım. Kocan yaratıyor. İş durumu kesinleşinceye kadar kalın şurada diyorum ben. Vallahi en iyisi. Biz de bunu anlamıyoruz sanki baba. Anlamıyorsun ya leylek. Benim için hiç sorun değil de annem rahat bırakmaz ki. Duydun mu anne? Yok canım, ama korkutmuş gözünüzü. Artık daha neler. O da bir anne, ben konuşurum kızım. Anlayabileceklerini hiç sanmıyorum. Tahta kafada sürekli provokasyon yapıyor. Duydun mu anneciğim? Duydum evladım, konuşuyoruz bir dakika. Konuşturmaz ki insanı. O anda aklına ne eserse yapacak zevzek. Hah, içeriği bitirdiniz mi? Bitti efendim, tertemiz. Aferin. Cuma akşamı da büyük bir temizlik yapalım. Duydun mu Adem evladım? Yaparız efendim, kolay. Aferin. Şimdi bahçeyi bir güzel süpürelim. Başla. Kolay gelsin. Sağ olun. Orada mısınız Sabri Bey? Buradayım efendim. Temizlik yaptırıyorum çocukları. Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Üzmeyin sakın Sabri Bey'i. Üzer miyiz efendim? Babamız o bizim. Aa, portakalımız bitti Sabri Bey. Biraz alalım. Buyurun. Lafım olur efendim. Adem, fırla. Buyurun. Hemen gönderiyorum efendim. Üşütmeyin siz. Beklerim efendim. Üstüm kalın. İrilerinden seç evladım. Hem iri hem sulu efendim. Maşallah. Seçmece bunlar. Seçmece. Bilge Hanım ne yapıyor efendim? Oturuyor efendim tontoşla. Ah efendim. Evimizin mutluluğu bütün apartmana yansıyacak yakında inşallah. İnşallah, huzur içinde. Kolay gelsin. Anam buyurun. İyi günler efendim. Yengeciğim hürmetler. Evet maşallah. Küçük beyi de almışsınız yanınıza. Aldık komşum canavarımızı. Allah bağışlasın efendim. Canım. Cafer evladım, yardım et Yavuz Bey'e. Başla. Komşum bu ne? Yine mi icraat gösterisi vatandaşa? Efendim evet. Biraz zamansız oldu ama. Neyse. Hayır, tutun. Aman aman aman. Ah komşum ah.
Bir şeyiniz yok inşallah efendim. Ne yok? Kırdık kaseyi. Gel prens. Gel babana yavrum. Koçum tut şunu. Adem koş evladım, yakala şunu. Adem koş. Aman evladım, yakalayayım derken incitme bir yerini küçük beyin. Nasıl efendim, acıyor mu oranız? Acıyor komşum. Vah anam vah. Sen burada vatandaşa icraat gösterisi yapacaksın diye kaseyi kırdık. Vallahi söyledim efendim. Dinlemiyor ki ahlaksızlar. Temizlik diye tutturdular. Anam. Bırak bırak. Hasretmeyin sana. Bir merhem falan sürsek efendim. Süreriz yenge. Vah vah. Görünmez kaza işte. Bu görünüyor komşu. Fazla konuşma. Anne ne oldu kızım? Yavuz Bey anneciğim şeyinin üstüne düştü de. Gördüğün gibi teyzeciğim. Yaktı senin damat bizi. Ah. Vallahi söyledim bunları efendim. Benim hiçbir taksiratım yok. Ne kadar üzüldüm bilseniz. Kes taşı komşu. Zaten canım yanıyor. Vah anam yanar. Ah ben böyle yakaladım ya. Yakaladım abi. Aman dikkat et. İncitme sakın küçük beyin bir yerini. Ah sana bunun hesabını soracağım komşu. Ne yapacaksın ona evladım? Kesmeyin sakın hayvanı. Tuttuk teyze. Tuttu anneciğim tuttu. Hah sakın kesmeyin. Hakkımı helal etmem evladım. Herkesin derdi başka. Efendim aman yavaş. Aman aman kuyruğun. Aman aman. Yandı ellerim kollarım ateşin üstünde. Ne bitmez şeymiş bu? Bitti bitti bızbızlanma. Şu malı satalım bilezik alacağım senin o kollarına sultanım. Duydun mu sultan? Çok duyduk çok. Satacağız enişte evelallah tam zamanı. Ben bir yandan Nedim bir yandan gör bak. Kapış kapış gider. İftariyelik. Hadi inşallah. Filizleniyormuş neredeyse bunlar baba. Tam zamanında kurtardık. Günah be. Günah yok sultan. Yarı fiyatına. Bakkalda 95 bine şu mübareğin kilosu. 50 binden yesin fakir fukara. Sevap sultanım sevap. Mübarek günde alanı var alamayanı var. Hadi canım. İşinize geldiği gibi konuşmayın. Kakalıyorsunuz millete ıslak malı işte. Sen de bir avuç daha koşuna be. Kıyamadın. Kız o ne? Pusulanı mı şaşırdın sen? İyi artık bedava dağıtalım. Batıracak mısın bizi sultanım? Dök şunu biraz ver, Nedim. Ver. Baba yarım kilo saysana torbaları. Zaten yarısı su. Dök dedim. Kuruttuk onları. Senden mi öğreneceğim ticareti bu yaştan sonra? Tövbe. Siz de adaletin terazisi kesildiniz başımıza bugün ha. Abi günah. Zaten ellerim yandı. Şimdi fırlatır atarım ha. Kız devam et işine salak salak konuşma çarparım. Ramazan'ı duyunca mı günah aklına geldi? Ben satmam bu malı. Ne dedin iblis? Satmazmış enişte. Satacaksın eşek gibi buraya gel. Vallahi satmam. Kırarım boynuzunu. Geçir çabuk. Efendim. Nasıl böyle rahat edecek misiniz? Bırak komşu yaktın bizi. Vallahi bunların işgüzarlığı efendim. Hay ellerim kırılsaydı da sizi böyle görmeseydim. Rahat bırakın beni komşu tamam. Kapat bu konuyu. Çek kocuğum şu telefonu da benim elime. Cahmer. Buyurun. Tamam. Şu televizyonu da bana doğru çevir koçum. Var şuna. Cafer, televizyon. Çevir evladım. Çevirmez la koçum, şöyle. Çevir evladım. Ha, öyle. Vatandaş haberini alacak. Siz nasıl rahat oluyorsanız efendim. Dediğim gibi, emrinizdeyiz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa... Yok bir ihtiyacım komşum. Yalnız bırakın beni. Tabii efendim derhal. Cafer hadi evladım. Ha koçum. Şu televizyonun kumandasını da ver bana. Cafer kumandayı ver evladım. Buyurun. Ah şöyle. Ah. Oh. İşte. Acıyor mu efendim oranız? Acıyor komşum. Of. Vah vah. Efendim bir merhem falan sürseydik hiç olmazsa. Komşum karıştırma vatandaşın orasını burasını. Hadi işinize bakın. Cafer hadi evladım biz çıkalım. Efendim dediğim gibi ne zaman bir ihtiyacınız olursa. Geçmiş olsun. Eyvallah koçum sağ ol. Oh.
çıktı vatandaşın başına. Alo. Birader sen misin? Evdeyim. Gelemiyorum birader. Kapının önünde düştük. Kaseyi kırdık. Of. Tamam. Tam gününü buldu. İşler sana kaldı artık koçum. Kestiler mi kızımı Oruz? Ay hayır anneciğim, ne kesmesi? Kaçmıştı, yakaladılar. Doğru söyle bak. Doğru anneciğim. Yavuz Bey'i düşünce elinden kaçtı. Kestilerse elleri kırılsın. Allah Allah. Ne olmuş o adama? Düşünce şeyini kırmış. Neyini? Bayılacağım. Orasını işte anneciğim, anlayın. Oh iyi olmuş. O mu kesti Horoz'u? Hayır anneciğim. Horoz onun. Katil. Katil keser mi? Elleri kırılsın. Sabri Bey nerede? Oraya çıktı işte. Geçmiş olsun ha. Söyle gelince bana bir noter bulsun. Noter ne olacak anneciğim? Hayvanlara bağışlayacağım bütün varlığımı. Sevap. O nasıl şey anneciğim? Burada öz kızınız dururken. Kim geldi Ayla? Sabri Bey'dir. Noter gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasıl oldu Yavuz Bey'in şeyi? Bilmiyorum efendim, göstermiyor. İlgilenmemizi de istemiyor. Yatırdık, kendisi bilir artık. Haydut, biz mi kırdık şeyini? Tamamen kendi dikkatsizliği efendim. Sağa sola çalım satacağım diye. Ayla söyledin mi kocana kızım? Ne var efendim? Ay, noter istiyor efendim. Noter mi? Yine ne oldu? Bütün varlığını hayvanlara bağışlayacakmış. Daha neler? Hayvanlara mı dediniz efendim? Hayvanlara dedim evet. Baksana şunun ağzı var, dili yok. Canavar besliyormuşuz koynumuzda da haberimiz yok. Pis musibet. Ah efendim ah. Bir devlet hastanesinden rapor alıp vesayet çıkaralım şu kadına demedim mi size? Buna diyecek, buna de. Çağırın noteri gelsin. Kaç lirası masrafı ben vereceğim. Eyvah, ne yapacağız şimdi efendim? Hayvanları hepimiz çok seviyoruz efendim. Onlar bizim canlarımız da, iyi düşündünüz mü? Düşündüm, bağışlayacağım. Bize bağışlayın efendim. Biz de sizin kediniz olmaya hazırız. Böyle omuzunuza yaslanıp miyav, miyav. Ne yapıyorsunuz efendim? Miyav efendim, miyav. Bağışlasın bize Lamartin'deki daireyi. Vallahi sabah akşam miyav da miyav. Bereket versin güle güle ablacığım, afiyetle her zaman beklerim. Kan portakalı kan, Washington, emme var Amasya. Hey aslım, doğuştan pazarcıymışsın sen, doğuştan maşallah. Buyur abi. Adem Sabri Bey miyavlıyor. Miyavlıyor mu abi? He, üşütmüş herhalde. Mav da mav. O zaten üşütmüş abi. İftariyelik bunlar. Batan tüccarın malları. Oo, bu da satıcılığa başlamış. Aferin ama abi, iyi düşünmüş. Tam zamanı. Ha, yengeç bilir işini. Kolay gelsin. Eyvallah. Pazar olu Hüseyin abi. Sağ olasın, çıktık bakalım. Ne bunlar? İftariyelik aslanım, görmüyor musun? Kurtarmaz mı abi, çok ucuz. Aa, selden kurtulanlar mı bunlar? Karıştırma şimdi aslanım, kuruttuk. Taş gibi. Özel ambalaj. Sizden korkulur Halil pazarlama. Ben de bu fiyat ne diyordum? Kurt düşmüştür onlara be. Laf çıkarma aslanım. Şimdi ne kurdu? İftariyelik geldi. Mercimek, nohut, fasulye. Vatan geminin malları bunlar. Adem sen de satsana aslanım. Kan portakalı kan, Washington, elma var. Nohutlar, mercimek, fasulye. İftariyelik bunlar. Islak ıslak, ıslak ıslak. Rahat dur aslanım, kuruttuk. Hadi eyvallah. Hadi pazar ola hadi. Fazla dolaşma mıntıkamızda hadi. Mercimek, nohut, fasulye. Seni kaybeden bağızlamadım abi, helal olsun. Kafa çalışıyor adam da aslanım. Bay Cemil abi geldin mi? Geldim. Benim adım Cemil. Bundan sonra böyle. Dakika sektirmek yok. Jet gibi. İşimi bitirip geldim. Helal olsun. O kadar.
Bekletir miyim evde hasta karımı? Vay be. Şimdi iki lokma bir şey yeriz. Hemen iş başı. Yeni mi yıkadınız bu merdivenleri? Aman Cemil abi. Yavuz Bey düştü. Dikkat. Düştü mü? Kırdı mı bir yerini? Kırdı ya. Çiğin üstüne düştü. Böyle yatıyor evde. Uğrarım. Çok tehlikeli. Ben öyle düşmem. Benim adım Cemil. Karım bekliyor evde. Hazırlanıyor. Kaçta mı orada olur? Ne bileyim oğlum, bir dakika. Özge! Efendim? Cem seni soruyor. Tamam, çıkıyorum. Tamam, çıkıyormuş. Tamam. Vereyim de onunla konuş. Aa, ben ne bileyim. Nişantaşı'nda bekliyormuş. Bir dakika. Cem, Seraplarda mısın? Gelmen bir saati bulur. Tamam canım, hadi geliyorum. Tamam yavrum, öpüyorum. Hoşça kal. Oo, buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Efendim, hoş buldum. Buyurun, buyurun. Canım, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ah, nasıl olalım Mini? Kaldık Raşit'te yapayalnız. Siz de aramıyorsunuz. Gelir gelmez hemen sitemlere başlama Nimet. Dur bir nefes alalım. Bana adab-ı maşeret dersi verme Raşit Bey. Ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. Zaten canım sıkkın. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Değil mi çocuklar? Cem gitti de Özge... Ben buradayım. Oo, maşallah. Niye sesini çıkarmıyorsun kızım? Rahatsız mı oldun gelmemizden? Anne, başlamayalım yine. Nereye? Gidiyorum, işim var. Cem'le buluşacaklar. Buluşurlar. Otur şuraya. Özge, otur kızım iki dakika. Konuşmaya geldik sizinle. Biliyorum ne konuşacağınızı. Kız, şuraya ayağına kadar geldik... Benim tepemi attırma, otur dedim. Özgeciğim, otur canım. Tamam, iki dakikayı geçmesin ama. Kahve yapayım size. Zahmet etme canım. Rahat konuşursunuz. Yabancı mıyız efendim? Nereye gitti o kafasız koca? Nimet, yavaş. O da biliyor oğlun ne mal olduğunu, merak etme. Anne, o benim kocam, güzel konuş. Aman, işim var, gideceğim, uzatma. Ne söyleyeceksen söyle. Kız, şuraya sakin sakin konuşmaya geldim. Paralarım vallahi. Paralı hadi. Ne yapıyorsun Nimet? Özge, kızım biraz daha yumuşak olamaz mısın sen de? Olamam. Bak hala konuşuyor ukala ukala. Ayıp ama, şuraya konuşmaya geldik. Hadi canım siz de. Buraya gel. Ne oluyor Nimet? Çekilsene aradan şekerim, karışma. Biz karışmayalım efendim, onlar ana kız. Karışırım efendim. Benim de gelinim. Kavgaya mı geldin sen buraya? Ne kavgası efendim? Raşit, bırak. Biz konuşuyoruz kadın kadına. Böyle konuşacaksak hiç konuşmayalım Nimet. Oğluma hakaret, gelinime hakaret. Aa, ne oluyorsun? Ateşin mi çıktı senin? Hüsnü. Benim. Nerede kaldın? Ancak hanım. Musluk akıyor yine. Akmaması lazım. Kaç gün oldu yapalı? Senin yapmanla olur mu Hüsnü? Bir tamirci çağırmak lazım. O kadarcık iş için tamircimi çağırılır Leyla. Bakarım ben şimdi. Daha beter etme de. Etmem etmem. Söylenme. Takarım bir conta. Takım çantası yerinde mi? Orada. Dağıtmam ortalığı. Tamam. Hüsnü. Efendim. Kereviz almamışsın. Ha, söylemiş miydin? Kaç kere söyledim hem de. Yazmıyorsun şunları, unutuyorsun. Yazmak lazım. Al işte, maydanoz da yok. Eyvah, bunadık. Estağfurullah ama yazmak lazım. Yaşlandık, unutuyoruz. Hüsnü, limon da yok. Yapma ya. Dur şunu takayım da yine giderim. Sana da yazık. Hüsnü, dikkatli ol. Ortalığı berbat etme. İlk defa mı yapıyorum şu işi hanım? Telefon. Bilmem artık. Bir de sularla boğuşmayalım. Ayaks.
Efendim? Şevket sen misin? Koşturdum ondandır. İyiyiz oğlum, ne olsun? Edi'yle bir de oturuyoruz. Babam mutfakta musluk tamir ediyor. Konuşacak mısın? Dur, sesleneyim. Hüsnü! Hüsnü! Şevket arıyor. Bırakamam şimdi bunu Leyla. Söyle, ben onu sonra ararım. Eşek sıpaları. Telefonla idare ediyorlar onlar da. Kalkıp gelseler ya. Arayacak o senin sonra. Söyleniyor gelmiyorsunuz diye. Ay, ay patlattı galiba musluğu gene. Elinden bir iş gelmez ki. Yaparım diye iddia ediyor. Hüsnü, ne oldu? Alttan vanayı kapadın önce anne. Vanayı, vanayı. Söyle şuna. Musluk mu tamir ediyorlar? Ha? Anne duydun mu? Vanayı diyorum, vanayı. Ya ne uğraşıyorlar böyle işlerle? Anne, çağırsanıza bir tamirci. Babam vermez oğlum, öyle şeylere para, bilmez misin? Bizim ayakkabıları bile o tamir ederdi küçükken. Ha, kabara çakmıştım benimkine. Dağ ayakkabısı gibi olmuştu. Hadi baksana ona. Ben yine ararım sizi. Şükrü, babam bozuk atıyor oğlum, gitmiyoruz diye. Haklı abi, biz de iyice boşladık. Boşladık vallahi. Bir gidelim istersen ha. Gidelim, iyice yalnız kaldılar abi. Bak oğlum, biz böyle annemizi babamızı düşünüyoruz ya, bizimkiler o yaşa gelince bizi hiç düşünmeyecekler, göreceksin. Öyle mi dersin abi? Hiç şüphen olmasın. Şimdi işleri var da biraz ondan. Şu hayat ne acımasız. Biz yine de iyi çocuklarız ha. Evet, kim arıyordu? Bir dakika soralım, toplantıda olabilir Şükrü Bey. Şükrü Bey, Sevgenler'den arıyorlar. Mutluhan Bey, görüşecek misiniz? Tamam, bağlıyorum. Alo? Bekliyor hanımefendi, bağlayabilirsiniz. Mutluhan Bey, veriyorum efendim. Rica ederim, iyi günler. Demet abla merhaba. Merhaba Ali'cim, hoş geldin. Otur bir şey iç, babam affedersin. Yok Abbas amca sağ ol. Arkadaşlar bekliyor aşağıda. Borcumu getirdim. Bu da hediyeniz. Sen onu Ergun Bey'e ver. Bu yılda mı şampiyonu bize gülmeyecek dersin be Kanarya? Bana Trabzon götürecek gibi geliyor Ergun Bey. Yazık valla. Bizim oğlan sinir krizleri geçiriyor. Ben de öyle Ergun Bey. Uykularım kaçıyor. Dur bakalım, futbol mu hiç belli olmaz. Ergun amca merhaba. Oo merhaba. Kolay gelsin Bülent abi. Sağ ol, hoş geldin. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ergun amca borcumu getirdim. Aman efendim, nacidesi vardı. Şunu bir hesaplayalım. Hesaplayalım efendim. 500 milyon bir aylık vade. Evet faiz. 31 milyon küsür verdiler. 31 desek yıllık %75'ten hesaplanmışlar efendim. Aşağı yukarı. Tamam, ben de öyle hesapladım. Beyaz eşya üzerinden yapılır hesabı şimdi efendim. Yıllık 75-78 falan. Bu da sizin faiziniz. Nedir bu efendim? Baklava getirdim size. Aman efendim, çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Abbas, al koy şunu tabaklara da servis yap bakalım. Baş üstüne müdürüm. Ali Bey'in ilk kazancından ağzımız tatmasın. Neyse neyse, üzülme, yapılır. Ben taktıracağım size iyi bir musluk. Hadi hadi. Görüşürüz. Öpüyorum. Akıyor muymuş yine? Vanadan kapatmışlar. Yalama olmuş oğlum, eski musluk. Taktıralım yenisini abi. Gel. Vay amcacığım. Vay yeğenim. Nasılsın amcacığım? Biz iyiyiz. Sen nasılsın yaralı kartal? Sınavı nasıl geçti? Fena değil baba. Borcumu getirdim. Oo, aferin be. Baba saysana şunu. Sayarım sayarım. Maşallah. Küçük prens şimdiden iş adamı olmuş. Cebinde hesap makinesi. Kuruşuna kadar faizini hesaplıyor. Fena bir şey mi bu Ergun Bey? Fena mı dedi kızım? Ne güzel. Hani Amerikalılar yeni yetme iş adamlarına bir şey diyorlar ya. Yipi mine. Yap ya Ergun Bey, yap. Neyse kızım, ha yuppi ha yapi. Bu da öyle bir zıpır.
Ha pardon efendim, gidiyor muydunuz? Gidiyorum Ergun amca. Borcumuzu ödedik tamam. Arkadaşlar bekliyor. Baklava yiyecektik efendim. Siz yiyin. Babam al bir tane affedersin. Boğazımızdan geçmez. Hadi bir tane alayım. Güle güle, teşekkür ederiz. Kesene bereket babam. Bir şey değil, afiyet olsun. Fırtına gibi vallahi prens hazretleri. Destur müdürüm. Hah, getirdin mi baklavaları? Bakayım kaç tane düştü adam başına. Gir hadi. Evet. Efendim baklavalarınız geldi. Ali Bey'in sürprizi. Yok yok. Baklava mı almış bize? Evet efendim. İlk kazancından maşallah. Allah ziyade etsin babam. Hayırlı evlat affedersin. Hayırlı evlat vallahi şükrü. Bak arkalarından konuştuk ama. Öyle abi. Şu baklava her şeyi unutturdu. Efendim unutturmaz mı? Büyük iş adamı olacak Ali Bey efendim. Şimdiden belli. Cin gibi maşallah. Vah 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 benim canım abim. Ne oldu sana böyle? Kırdık kasayı birader. Nazar abicim nazar. İşlerimiz yoğun, tak gelemedim affet. Vatandaşın işi bizim kasadan daha önemli. Ne yapalım? Birkaç imza almam lazım senden canım abicim. Bak tak şuraya. İmza mı birader? İmza Şekir abicim. Mal alacağız ya, bankaya talimat yazmak lazım. Miktar ne birader? Bilmiyoruz ki canım abicim. Tak at sen şuraya. Hadi bir tane attık. Birkaç tane ne oluyor birader? Yedek bulunsun Yavuz abicim, belli olmaz. Yat derler bir hafta, ne olacak? Tak. Yok öyle taktık birader. Günü gününe nereye ne verildiği ben bileceğim. Bileceksin tabii canım abicim. Maksat işimiz aksamasın. Anında ne aldık ne verdik, tak. Tak birader. Oh. Acıyor mu abi? Acıyor birader. Vatandaş buradan idarecek durumu bir süre. Böyle yarım kase üstünde, anlaşıldı mı? Anlaşıldı Yavuz abicim. Kuruş sekmesin yakarım. Evet Allah Şekir abicim. Bırak sen kardeşine, yat bana bak tak. Hey gidi hey. Hala. Efendim anneciğim. Nereye gitti Sabri Bey? Yukarı gitti anneciğim, katile bakmaya. Ne güzel kedi taklidi yapıyordu bana. Yapar yine anneciğim. Ha geldi. Annem sizi bekliyor efendim. Ne yapacak efendim? Yine mi noter peşinde? Hayır efendim. Kedi taklidinizi çok beğenmiş. Yine yapar mı diyor. Vallahi içime fenalık geldi. Ne bu efendim? Koskoca adam miyav miyav. Ne olur efendim. Yaşlı kadının gönlünü alsanız biraz. Alalım efendim. Fena alıştı. Aa, öyle. Koyun başınızı da omuzuna. Allah'ım sen bana sabır ver. Miyav miyav. Görüyor musun Rüknettin? Damadın kedi oldu. Efendim ne dediniz? Kedi mi oldu? Lafın gelişi efendim. Kedi mi oldunuz şimdi? O kadar uzun boylu diye efendim. Lafın gelişi mafın gelişi. Kedi dedirtmem ben kendimi ha. Allah Allah. Burnunuza akıl aldırmıyorsunuz siz de artık. Bu bir oyun. Ne olursa olsun efendim. Miyavlarken duyan olur. Maskara edemem kendimi seçmenlerime. Babam bir şey söylüyor hala. Evet anneciğim. Miyavlayamazmış. Söyle ona miyavlasın. Vallahi aklıma ilal etmem. Ne görüyorsun? Önemli bir şey yok. Oh say mı? Hadi gözün aydın. Duyduğumu sevim. Yok bir şey demedin mi? Benim adım Cemil. O kadar da değil Cemil Bey. Yorulmaması lazım bu kadının. Yorulmaz benim karım. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyorum. Atma Cemil. Ben atmam. Tansiyon niye düşüyor Türkan Hanım? O kan şekeriyle ilgili hipoglisemi. Periz yazacağım. Bana da yaz. Sana periz içki yazayım istersen. İstemez kalsın. Sevimciğim iyileşsin bana yeter. Gül aç.
İlaç yok. Bir süre şekerli şeyler yemeyeceksin. Üzüm, incir, muz dahil. Tamam. Ben yerim Sevim. Buyurun, iyi akşamlar. Aa, geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Türkiye Hanım burada mı? Ha, burada. Kim geldi Gül? Seninki geldi. Cemil Bey ağır ol. Cemil saçmalama. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aa, bu baston ne Cezmi Bey? Size hep iyi değilim, kendimi iyi hissetmiyorum diyordum. İnanmıyordunuz hanımefendi. Bir süredir böyleyim maalesef. Geçmiş olsun, oturun. Böyle buyur. Teşekkür ederim efendim. Bu akşam çiçek getirmedin mi kızıla? Cemil yeter. Sen ne bekliyorsun Cafer? Senin neyin var? Bende bir şey yoktu Türkan Hanım. Sabri Bey rica etti. Şu bizim katilin şeyine müsait bir zamanda bakabilir mi dedi. Bakarız. Hah, söyledin mi evladım? Söyledi, söyledi. Efendim, sizi işinizin arasında rahatsız ediyoruz ama... haydut düştü malumunuz, orası feci. Oo efendim, maşallah, siz de mi buradaydınız görmedim. Çiçek getirmemiş ama bu akşam. Ja? Braves Kind. Sie werden bald kommen. Halis und Meister Davut. Ja, siehst du? Sind schon da. Ja, komm. Anneciğim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yenge. Sen de mi geldin Galip? İyi alıştın artık her akşam torbanı alıp. Fena üşütmüş bu kara, onu ben getirdim. Çok hasta anneciğim, boğaz da şişmiş tertemiz. Birkaç gün idare edelim Gülbiye. Soğuk dükkan, sevap. Sevap, sevap. Bir dakika o zaman. Temizlik yaptım. O çoraplar derhal çıkacak. Çıkarım yenge. Bekle burada. Bekliyorum yenge. Olmaz ki böyle habersiz misafir. Misafir değil o Hülviye. Senin bu aranda bazen taş yürekli. Alma be zalim baba, Hitler gibi. Halt, kıpırdama oradan. Annem seni dezenfekte edecek. Kaç günlük giyelim o ayağındaki çoraplar? 3 günlük amca. Dün tersüz yaptım. Tüh. Git çorap getir şunu hayırsız. Tüh vallahi tertim. Rezil ettin bizi. Annem görmesin. Çıkar onları çabuk. Çıkarıyorum yenge. Saz komandaları gibisin vallahi Hülviye. Bu ne kılık? Tedbir almak zorundayım ama Cavit. Felaket. Yeni çorap getirdim anne. Ne? Kıyarları çabuk. Ama önce banyoya. Önce banyoya yiyelim. Evi alt üst ettim tertip. Şimdi otururuz seninle yumuşak yumuşak koltuklarımıza, televizyon izleriz, aşık macera falan. Hadi yürü. Acıktın mı yeriz şimdi. Ali ne yapıyor? Odasında çalışıyor. Aferin, toparladı kendini Nazan. Ha, borcunu da getirdi bugün. Baklava mı almış size? Ya, borcun faiziymiş. Parayı masaya koydu, bir süre elimi süremedim biliyor musun Nazan, ne tuhaf. Neden? Ne bileyim, benim değilmiş gibi geldi. Almayacağım zaten. Ver şunu ona. Sen ver. Yok yok, sen ver. Daha iyi öyle. Peki. Ali. Benim yanımda verme ama. Yok canım, yemeğe çağırıyorum. Ali hadi oğlum. Geldim sahip. Acıkmadın mı oğlum? Kurt gibi. Ne var? Ispanak kavurma, dana pirzola. Oo. Ah Bilge geldi. Aç oğlum, aç aç. Açtım baba. Buyurun, iyi akşamlar. Kim oğlum? Aydın'la Baygın. Merhaba. Aydın? Evet efendim, ben Aydın. Habersiz geldik ama baba, söylemiştim ya size, Aydın konuşmak istiyor. Buyur buyur, konuşalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Yemek yediniz mi? Yedik mi Bilge? Sayılmaz. Gel bana yardım et çocuğum. Oturalım mı? Siz bilirsiniz. Yemekler harika hocam.
Ne konuşacağız Aydın? Bilge bir şeyler söyledi ama. Söyledi mi? Aslında çok önemli değil. Babam da sizinle konuşmak istiyor. Baban? Peki ne konuda? Bu konuda. Evladım konu ne? Şey... Yani ben bildiğinizi sanıyordum. Sen de hiç konuşmuyorsun be hocam. Nasıl radyocu oldun? Bir dakika oğlum, bir dakika, konuşuyoruz. Evet. Ne biliyorum? Konu ne? Efendim konu? Evet. Konu bizimle ilgili. Yani biz derken... Efendim Bilge ile ben. Evet, babanla konuşacak. Aydın abi o gece konuşamadı. Ağzına burnuna bulaştırdı. Hık mık. Ama anlaşıldı. Ufukta nişan, nikah görülüyor.